Herkese merhaba. Bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Influencer Fest'in son günündeyiz. Yanımızda Ümit Temurçin var. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizin enerjiniz sayesinde daha iyi oldum. Çok güzel de çok samimiydiniz. Çok keyif aldık. Siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle teşekkür ediyorum güzel düşünceler için. Benim için de çok özel bir gün oldu. Sizler gibi böyle ışıl ışıl gençlerle buluşmak, sahip olduğumuz deneyimleri biraz da olsa sizlerle paylaşmak, biraz böyle lezzet katmak, aynı kendi sosyal medyamızda, vitrinimizde olduğu gibi. Onu başarabildiysem ne mutlu bana. Çok güzeldi. Peki size birkaç sorum olacak. Bu influencer'la, mesleğinizi influencer'la taşımaya nasıl karar verdiniz ve nasıl başladınız? Ben tabii ki yaptığım iş aslında görsel pazarlama olduğu için aslında vitrin tasarımcısı olarak zaten benimle çok yakın bir bağ vardı. Daha sonrasında döneminde blog yazarlarının popüler olması, içerik üretmeleri, doğru bilgi aktarımları, uzmanlık alanlarıyla ilgili konuları verimli bir şekilde aktarabildiklerini gördüğümde ben de neden yapmayayım diye düşündüm. Bu anlamda ben de ilk önce günlük kombinlerimle, gittiğim organizasyonlarla, eventlerle bunu destekledim. Daha sonrasında da zaten blog yazılarım beni ulusal bir gazetenin moda yazarı olarak konumlandırdı. Son 8 yıldır da orada hem dijital olarak hem de online ve offline kanallarda yazılarım aktarılıyor. Influencer kimliğimi Instagram üzerinden daha çok yaptığım işlerle, projelerle onları biraz daha vitrine taşıyarak kişisel, yani self marketing dediğimiz kişisel pazarlama alanı olarak kullanıyorum. Bu anlamda en azından iş dünyasında insanlar nasıl bir rol model takip edebilirler, hangi branşlara el atabilirler ve bunu yapılandırırken nasıl bir acting gösterebilirler, onu yansıtmaya çalışıyorum. Anladım. Peki şunu soracağım. Birkaç farklı sektörde çalışıyorsunuz aslında. En keyif aldığınız, en severek yaptığınız kısmı hangisi işinizin? Bunu merak ediyorum. Açıkçası yani hepsinden besleniyorum. Hepsinden keyif aldığım için aynı anda yönetiyorum. Ama eğitmenlik kısmı akademilerde, üniversitelerde sektörel danışmanlıklar veriyorum. Akademide vitrin tasarım üzerine eğitimler veriyorum. Öğrencilerimle beraber olmak herhalde benim için en duygusal bağı güçlü olan kısım. Anladım. Peki sizin gibi influencerlık yapmak isteyen kişilere ne önerirsiniz? Tavsiyeleriniz var mı? Evet var. Tabii ki branşlarını belirlemeleri çok önemli. Bu branş doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri, aktardıkları içerikleri konusunda hassas davranmaları gerektiğini, artı olabildiğince sayfalarını ve içeriklerini renklendirmeleri gerektiğini ve planlı çalışmaları onlara büyük kazanç olarak geri dönecektir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Çok keyif verdiniz bize. Yine bekleriz. Ben çok teşekkür ederim. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Halkla İlişkiler ve Reklam bölümündeki tüm öğrencileri gönülden tebrik ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.